Antalya'nın simge eserlerinden, silüetini oluşturan en önemli tarihi yapılardan birisi olan Tekeli Mehmet Paşa Camii, bildiğimiz üzere kale içinde, hemen Saat Kulesi'nin yanında ve 17. yüzyıla tarihlendirilen bir cami. Cami Tekeli Mehmet Paşa adına yaptırılmış ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine geçiyorum. Seyahatnameye baktığımız zaman çok süslü, ziynetli bir cami olduğu, avlusunun dar olduğu, çok zarif bir minaresinin olduğu Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde belirtilmiş. Tabii ki biz restorasyonu 2018'in Haziran ayında yer teslimi yaptık. O zaman başladık. Bu seyahatnamedeki bu ifadeler aslında bu yapıda gözükmüyordu. Ne zaman ki restorasyona başladık, peyderpey sıvar aspaları, boya aspaları, işte etrafında kazılar yaptıktan sonra Evliya Çelebi'nin ne kadar haklı olduğunu gördük. Biz sıvar aspası yaparak, mevcut Horasan harcı ile derz yaparak yapıyı asli kimliğine kavuşturduk. Yine yerde yaklaşık 20 santim beton tabaka vardı. Onu açığa çıkardık. Beton tabaka çıktıktan sonra özgün döşemeleri meydana çıkardık ve şu hemen minberin önünde zaten bunu cam platformuna göstereceğiz. En önemli sürprizlerinden birisi de Çini alınlıklardı burada. Burası biliyorsunuz İbn Nafi dediğimiz 11. yüzyılda yaşamış bir İslam aleminin kaside-i münfericisi var bu camide. Bu yönüyle unik bir cami aslında. Ve bu kasideden iki tane beyit kayıptı. Daha önceki araştırmalarda gözükmüyordu. Biz kadınlar mahfilinde sıvar aspası, boya aspası yapınca çini alınlıklara rastladık ve hiç bozulmamış. Ama üstü bir şekilde kapatılmış tamamen. Yaptığımız zaman heyecan verici bir çalışma oldu ve iki tane çini alınlık, kayıp olan dörtlükler ortaya çıkardık. Özellikle buranın müezzin mahfili çok şeydi, hani 9 kat boya çıkardık biz oradan. 9 kat yağlı boyanın altında ki o çalışmalar çok zor. Hani böyle iğneyle kuyu kazmak gibi. Şu an cami gerçekten hani öncesini bilenler için asli kimliğine kavuştu. Hani Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde denildiği gibi hani çok müzeyyen, ziynetli, süslü, ondan sonra zarif bir şey cami kimliği ortaya çıktı ki bu 2018 yılında başlayan restorasyonlarım sayesinde çıktı. Antalya olarak bunlara sahip çıkmalıyız. Çünkü bu eserler hakikaten 4 asır, 5 asır bu şekilde ayakta kalmış. Ve biz bunları böyle adeta pamuklara sarıp korumalıyız. Bunlar, şu çıkan kaybolan Çinliler bahsettim ya.